Merhabalar, ben öğretim görevlisi İlhan Aslan. Radyo ve Televizyon Programcılığı Program Başkanıyım. 2015 yılından beri Beykent Üniversitesi bünyesinde görev yapmaktayım. Ben Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldum. Aynı şekilde yüksek lisansımı da yine aynı bölümde ve aynı üniversitede yaptım. Üniversiteden sonra çeşitli yerlerde çalıştım, çeşitli görevlerde bulundum. 2015 yılından beri de Beykent'te görev yapmaktayım. Bölüm olarak bilgi verecek olursak da bu program olarak radyo ve televizyon programcılığı bünyesinde öğrenciler burada ilk senesinde daha çok teorik ağırlıklı ilerliyor. Daha sonra uygulama ağırlıklı bir şekilde dersler görüyorlar. Burada neler öğreniyoruz? Senaryo yazmayı öğreniyoruz. Program çekmeyi öğreniyoruz, kısa film çekmeyi öğreniyoruz, kurgu yapmayı öğreniyoruz ve burada kendi filminizi, kendi programınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bunların nasıl yapıldığını da öğreniyorsunuz. Staj olarak ise 4. dönemde, yani 4. yarı yılda staj yapıyorsunuz. Zorunlu stajımız var. Burada da radyolarda, televizyonlarda, sinema sektöründe ya da prodüksiyon şirketlerinde stajlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Stajı yaptırmamızın amacı şudur: 4. döneme kadar öğrendiklerinizi uygulamalı bir şekilde görmeniz. Biz de Beykent Üniversitesi olarak burada öğrencilerimize olabildiğince uygulama yaptırmaya çalışıyoruz. Buna istinaden stüdyomuz var ve kullandığımız, sektörde kullanılan ekipmanlarımız var. Bunları öğrenciler istediği zaman kullanabiliyor. Yani projelerinde bu ekipmanları kullanarak kendi programlarını ya da kısa filmlerini çekebiliyorlar. Bunu yaptırmamızın amacı ise sektöre girdiklerinde hazır bir hale gelmeleri. Yani sadece teorik olarak değil, uygulamayı da öğretip sektöre hazır hale getiriyoruz. Öğrenciler buradan mezun olduktan sonra, radyo ve televizyon programcılığına mezun olduktan sonra isterlerse DGS de yapabilirler. DGS yaptıklarında 4 yıllık olarak iletişim fakülteleri ya da Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan radyo, televizyon, sinema ya da sinema televizyon bölümleri, televizyon programcılığı ve habercilik bölümleri, yeni medya bölümleri gibi bölümlerde 4 yıllık eğitimini tamamlayabiliyorlar. Onun haricinde öğrenciler mezun olduktan sonra televizyonlarda teknik kısımda yer alabiliyorlar. Kamera önünde yer alabiliyorlar. Ya da televizyonun farklı birimlerinde, işte haber olsun, kurgu olsun, teknik birim olsun gibi bu birimlerde görev alabiliyorlar. Radyolarda görev alabiliyorlar. Gazetelerde çalışabiliyorlar. Muhabir olarak ya da foto muhabir olarak çalışabiliyorlar. Haber yazabiliyorlar, editör olarak çalışabiliyorlar. Günümüzde yeni medyada revaçta olduğu için sadece fiziki mekanlarda değil, internet sitesi olan yerlerde de çalışabiliyorlar. Yani dijital platformlarda da kendilerini geliştirebiliyorlar ve o platformlarda da çalışabiliyorlar. Bunun haricinde televizyon dizileri ve sinema setlerinde de yer alabiliyorlar. Bu yönden baktığımızda çalışma alanları çok geniş ama bizim burada önceliğimiz öğrencilerin buradan bir şeyler öğrenip gitmesi ve bu şekilde sektörü hazır hale getiriyoruz. Öğrencilerimiz bu bölümden mezun olduktan sonra hem burada öğrendikleri ile hem de stajda öğrendikleriyle sektöre tamamen demeyelim ama en azından temelini kapmış bir şekilde sektöre hazır bir halde gönderiyoruz. Aynı zamanda Beykent Üniversitesi bünyesinde yer alan BEA TV'de de isterlerse hem stajını yapabiliyorlar hem de orada çeşitli programlarda görev alabiliyorlar. Orada da bir eğitim alabiliyorlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Bu da bizim öğrencilerimizin özellikle uygulamalı bir bölüm olan radyo ve televizyon programcılığına ne kadar uygulamaya önem verdiğini gösteriyor. Biz de yatırımlarımızı ve eğitimimizi buna yönelik yapıyoruz.